Her ele uygun bir oyuncu mouse arıyorsan RGB mouse olarak sana bunu önerebilirim. I Selamlar kanalıma hoş geldin. İsmini söyleyemediğim Hayala M1 diyorum. Böyle bir RGB oyuncu mouse var elimizde ve bu tüm ellere olabiliyor. Yani ister büyük ister orta istersen de küçük bir elin olsun değiştirilebilir. Üst pedleri sayesinde 3 tane içerisinden değiştirme aparatı çıkıyor. Yani daha doğrusu plexi bir yapıda ve bunları direkt ister büyük el kullanıyorsan yani ellerin büyükse büyük boyuta ya da orta boyuta ya da en küçük boyuta getirebiliyorsun. Bu sayede mouse alırken ya elime küçük mü gelir, büyük mü gelir bu dertten kurtarmış oluyor seni. Rampage gerçekten burada bir atılım yapmış bence. Mesela grafik tasarım yapan insanlar biraz daha benim gördüğüm kadarıyla çevremdekiler büyük mouse kullanıyor ve daha böyle ince işçilikler yapabildiğini söylüyorlar benim gördüğümde bu. Oyuncular biraz daha küçük kullanıyor. Kimisinin eli çok büyük, mecbur büyük kullanmak gerekiyor. Bu derdi ortadan kaldıran için bu ürünü sana bunu ortadan kaldırıyor. Niye dersen baktın ki büyük kullanmak istiyorsun. Hemen çıkart aparatını tak, büyük kullan. Veyahut da istersen orta düzeydeki olanı kullan veya en küçüğü kullan. Bu sayede de hiçbir problem yaşamadan hem oyunlarda hem normal ofis bilgisayar kullanımlarında işini görebilecek RGB'li gerçekten yakışıklı bir mouse birlikteyiz. Dezavantaj olarak böyle üstüne taktığınız o plexiler alttaki yazıyı yani Rampage logosunu bulanıklaştırıyor. Bence bu kötü olmuş. O biraz daha şeffaf ya da tam böyle beyaz bir plexi plastikten olabilirdi bence. Ama herhangi bir şekilde bir tık böyle tipsizleştirse de her ele uyabilecek güzel bir mouse birlikteyiz. Şimdi gelin detaylı özelliklerini sizlere bir paylaşayım hemen ürünün. PixArt'ın 3327 sensörü mevcut. Ortalama oyuncu mouse'larında bulunan bir sensör. 220 IPS inç başına tarama hızı sunuyor. 12.000 DPI mouse'u 1 milisaniye gecikme sunuyor. Sağ ve sol klik Huano Switch 10 milyonda tık ömrünü sunuyor. Ayrıca mouse'da RGB renk bulunuyor ve alttaki butona basarak mouse'un altında bir tuş bulunuyor. Buradaki renkleri ve animasyonları kolaylıkla değiştirebiliyorsun. Mouse bayağı küçük kılıflar ile büyütebiliyorsun. Küçük, orta ve büyük ellere uyabiliyor. En büyük kılıf kapağında başparmak desteği bulunuyor. Hasır örgülü bir kabloya sahip. 1.8 metrelikte bir kablo yapısı bulunuyor. Bu kablo hasır örgü olduğu için kesinlikle dolaşma vesaire yapmıyor. Yani karmaşık bir kablo yığınının etrafında bile olsa bilirsiniz mouse birazcık arka taraftan dolaştırdığımızda çekme yapabilir arkadaki diğer kablolara dolaşarak. Bunda öyle bir dert bulunmuyor. Bence bu açıdan güzel. Şimdi sizlerle bir ürünün kutusunu açalım. Kutudan neler çıkıyor? Sonrasında bir de sizlere oyun performansını gösteriyor olacağım. O zaman kutu açılımına geçiyoruz. Geldi ürünün kutusunu açmaya. Öncelikle kutu tasarımına şöyle yakından bir göz atalım. Arkasında gerekli bilgileri ve açıklamaları yazıyor zaten. Ön kısmında da görseliyle model numarasına yer verilmiş. Şimdi kutuyu hemen şuradan kaldırıyorum. Şuradan bir kapakçık yapmışlar. Bunu kaldırıyoruz. Arka kısmında kablomuz gözüküyor. Kutuyu bu şekilde tutarak çekiyoruz ve mouse hepsi düşüyor. Kutunun içerisinden bir tane kullanım kitapçığı geliyor. Kutunun içerisinden çıkan ürünler burada tabii ki de yanlış açtığımız için daha doğrusu ters bu şekilde geldi. Korunaklı bir şekilde de tarafınıza geliyor. Bu değiştirilebilir bir mouse olduğu için böyle bir tane değiştirebileceğiniz bir mouse kısmı da geliyor. Diğerini de gösteriyorum. Bu da ikinci olanı. Bunu da takabiliyorsunuz mouse'a. Güzel bir şey aslında. Şeffaf bir yapısı bulunuyor. Buradaki tuşları da güzel bir hissiyat veriyor. Yani böyle kalitesiz bir hissiyat da değil. Geldik asıl mouse'un kendisine bu şekilde tarafınıza geliyor ve görmüş olduğunuz gibi üst taraf şeffaf ve bu da çıkartılabiliyor. O yüzden diğerleriyle değiştirebiliyorsunuz. Tuş hissiyatını göstereyim sizlere hemen. Şöyle basma hissiyatları gayet iyi. Burada makro tuşu bulunuyor. Yuvarlak teker de güzel dönüyor. Bunun üzerindekini rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Zaten görmüş olduğunuz gibi hemen çıkıyor ve diğerleriyle değiştirebiliyorsunuz. Zaten mouse sade bir şekilde kalıyor üzerindeki bu değişkenlerle. Bu mesela farklı bir mouse. Az önce bunu çıkartmıştım üst kabını ve şimdi bunu takacağız. Böyle getirip otutturuyorsunuz rahatlıkla. Ama öncesinde tabii ön kısmı geçirmeniz gerekiyor ve arka kısma doğru hafifçe bastırdığınızda oturuyor. Bu kılıf bence küçük eller için bayağı küçülttü böyle. Diğerine göre daha küçük ve minnak duruyor. Bunu önerebilirim eğer küçük bir el kullanıyorsanız. Zaten amaç burada değiştirilebilir olmasının sebebi bu oluyor. Daha orta el, büyük el ve küçük eller için. Mouse'un üst kısımlarını çıkartırken birazcık zorlasa da takılırken rahatlıkla takabiliyorsunuz. Bu da bence en büyük eller için gördüğünüz gibi daha geniş. Üzerinde gelen mouse buydu yani kılıf buydu. Fakat az önce ben minimalist olan bunu taktım. Zaten şöyle görebilirsiniz. Bu biraz daha küçük, bu biraz daha büyük. Bu en büyük olanı. Hemen bunu da şöyle üst kısımdan oturtturacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi tak dedi ve oturdu. Şu kısımlar biraz daha genişlediği için bu da daha büyük eller için böyle. Belki oyun oynarken daha fazla bir zevk verebilir. Ama bence güzel şeffaf olması da iyi. En azından buradaki renkleri görebileceğiz. Şimdi bir fişe takalım bakalım renkleri bizi nasıl karşılıyor. Kablo yapısına baktığımızda örgü bir kablo kullanılmış ve gayet kaliteli. Uzun ömür sizleri götürecektir bu kabloda. Herhangi bir kopma vesaire yapacağını düşünmüyorum. Kaliteli bir kablo üretimi olmuş bence bu mouse'ta. Altındaki tuşla renklerini kontrol edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi tuşlara her bastığında renk senkronizasyonları değişiyor. Mouse'un kılıfları birazcık alttaki renkleri bulanık gösteriyor. Bu da bence bir detay olmuş diyebiliriz. Böyle baktığınızda her tuşa bastığımda renkler sürekli değişiyor. Mesela şu anda tüm renkleri yavaş yavaş geçiyor. Hemen bir daha basıyorum. Bu da biraz daha sert bir geçiş oluyor. Bu da RGB renk modu. Yani sürekli renkler değişiyor. Mouse'un eldeki hissiyatı böyle. Büyük eller için bence şu anki kullanmış olduğum kılıf en ideali. Zaten baktığınızda kılıfın alt kısmı bu taraflara geliyor. Hani üstü kapatan bir durum olmuyor. Alt kısma baktığımızda burayı genişletiyor kılıf ve üst kısımda tabii ki de burayı da kılıf taktığımız için biraz daha geniş duruyor. Bence gayet güzel. Şimdi oyun performansına da bakalım. Nasıl bir hissiyatı var oyun performansında. Hemen orada da yorumlarımı ileteceğim sizlere. Şimdi rekabetçi bir oyuna girmedim. Fortnite'e girdim. Ben de Fortnite vardı. Şu an onu gösteriyorum size. Mouse gerçekten hızlı tepki veriyor ve bence akışkan bir mouse. Şu an en küçük olanı taktım. Küçük olan böyle daha iyi oluyor mesela. Ya dediğim gibi şöyle iki tane daha aparatı var. Bu en büyük olanı. Bu da ortancası. Hani hangisini istersen kullanabilirsin ama mesela ben küçük olanı daha çok seviyorum. Mouse tık sesine bakın. Bence güzel yani hissiyat olarak ve mousepad'in üzerinde kayma hissiyatı gerçekten güzel. Rekabetçi oyunlarda işinizi görebileceğini düşünüyorum. Hani tabii ki de bu kişiden kişiye göre kullanım değişecektir ama ben gayet memnun kaldım. Hani telletme de yapmıyor bu arada üstündeki şeffaf bir yapıda plexi yapısı olduğu için biraz daha iyi böyle. Ya terletme yaptığında direkt diğerini de takabilirsin ama ben uzun süredir mouse'u kullandığım için herhangi bir terleme vesaire görmedim. Oyun performansı da böyle görmüş olduğunuz gibi tıklaması vesaire. Hani oyunda ne gösterebilirim sizlere zaten bilmiyorum ama kullanıcı deneyimi olduğu için siz aldığınızda ve kullanmak istediğinizde daha farklı olacaktır zaten. Onu söyleyeyim hani kullandıkça alışacaksınız. Biraz alışma süreciniz zaman alabilir. Bu mouse'u alacak kişiler bence rekabetçi oyun oynayan kişiler olabilir. Çünkü gerçekten işini görebilecek hakkıyla yapabilecekleri bir mouse bence. Çünkü hani minimalist oluyor, orta boyutta oluyor ya da en büyük boyutta oluyor. Bu size kalmış. Ben şu anda bir de Falgaize girdim. Hani göstermek amacıyla DPI en yüksekteyken ya da işte ikinci, üçüncü seviyedeyken ben gerçekten hani mouse'un işaretçisini bulamıyorum açıkçası. Çünkü aşırı derecede hızlı kayıyor ve bu bana bayağı problem yarattı. Yani Tabi bunun ayarlarını yapabiliyorsun üzerindeki şuradaki tuşla kısaltıp açabiliyorsun ama çok fazla rekabetçi oyun oynamadığımdan dolayı rekabetçi oyunlarda deneyimleme fırsatım olmadı açık konuşmak gerekirse ama birazcık ben de araştırma yaptım, birazcık gördüm. Yani bunlarla ilgili bu tarz oyunlarda bile aradaki farkı hissettiriyor. Öncelikle ele oturması en büyük avantajı. Hani her ele göre ayarlayabiliyorsun ve böyle bir derdin olmuyor. Küçük geldi, büyük geldi. gibi. Gibi. Ama tek sıkıntısı şurası ışığı bumanıklaştırıyor görmüş olduğunuz gibi bu üzerindekini taktığınızda. Ama alt tarafındaki ışık gerçekten iyi. Bunu da bu şekilde anlatmak ve oyun oynarken de göstermek istedim size. Ürüne bakıyorum dezavantaj bulabileceğim bir şey yok. Belki sensörler bir tık daha iyi olabilirdi diyorum. Ama zaten ortalama bir mouse'ta olan sensörleri kullandığı için... Ona da bir şey diyemiyorum. Sadece dediğim gibi plexi yapısı birazcık böyle hani bulanıklaştırıyor. Zaten detay çekimlerini görüyor olacaksınız. Sürekli detay çekimlerde paylaşıyor olacağım. Onun dışında bence güzel olmuş. Şu kısım işte dediğim gibi. Bura bulanıklaşıyor birazcık ürünü şeyini taktığınızda o aparatlarını. Bence bu mouse tamamen bir oyuncu odaklı bir mouse ama bunu tabii ki de grafik tasarımcı veya işte farklı iş yapan insanlar da kullanabilir. Hiçbir problem yok. Ben şu anda orta boyutu kullanıyorum ve gayet işimi görüyor. Ama istediğim gibi büyük ya da en küçüğe de çevirebilirim. Gerçekten hani böyle o anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim. Fiyat konusuna baktığımızda bence ortalama fiyatlandırmada bir tık pahalı mı desem bilemedim ama değiştirilebilir olma özelliğinden dolayı bence fiyatının da hakkını veriyor olabilir. Çünkü mouse gerçekten 10 milyon tık ömrü sunması vesaire bunlarla ön plana çıkıyor zaten. Tabii ki de daha fazla tıklama ömrü sunan mouse'larda bulunuyor fakat hepsinde bir özellik, bir eksi olabiliyor. Bence Rampage oyuncu klasmanında birazcık ilerleyen bir sektörde, daha doğrusu ileride olan bir sektör firması. Çünkü her dakika çıkarttığı ürünler de bence üstüne koya koya gidiyor. İsmini bile söyleyemiyorum. Hala M1 diyorum. Yani bu da onlardan bir tanesi. Bence güzel bir mouse. En azından değerlendirmek istersen ürünün açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan bir incele bak. Hani almak istersen hoşuna giderse de alabilirsin. Ürünle ilgili anlatabileceklerim bunlar. Teknik detaylarını paylaştım. Oyun performanslarını da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Varsa sorun yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca incelememi istediğin ürünler varsa da gene yorum atabilir veya Instagram'dan bana yazabilirsin. Görüşmek üzere.